Bir mafya hesaplaşması hikayesiyle devam edeceğiz. Şahin kardeşlerle Saralar grubu arasındaki hesaplaşmaya karşı Kocaeli polisi bir operasyon düzenledi. Ekipler gerçekten de akıllara durgunluk verecek bir cephaneliğe ulaştı. Rus yapımı 21 suikast silahı Uzi, bir zırh delici Bixi, 8 el bombası ve 2726 mermi. Küçük bir cephaneliği andıran bu mühimmat Kocaeli polisinin durdurduğu bir otomobilden çıktı. Bu iddiaya göre o silahlar Saralılara hedef alan bir mafya hesaplaşmasında ateşlenecekti. Silahları taşıyan o araç Kilis'ten yola çıktı. 28 yaşındaki sürücü yanına hamile eşi ve 1 yaşındaki oğlunu da almıştı. Çünkü mutlu aile tablosu bagajı silah dolu aracın yoldaki engelleri daha kolay aşacağı düşünülmüştü. Ama otomobil Gebze'de durduruldu. Polis bagajın küçültülmesinden şüphelendi ve detaylı inceleme yaptı. Cephanelikte o arama sırasında bulundu. El bombaları kutular içinde, uzun namlulu silahlarsa döşemelerin altından çıktı. Sürücü sorgusunda 5000 lira karşılığında kuryelik yaptığını öne sürdü. Silahları kime teslim edeceğini bilmediğini, İstanbul'a vardığında bir kişinin onunla temasa geçeceğini söyledi. Zanlının hamile eşi ise İstanbul'a tatile gittiklerini sanıyordu. Polis sorgusunda serbest bırakıldı. Yapılan ilk incelemelerde silah ve bombaların bir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığı belirlendi. Soruşturma derinleşti. Gaziantep ve İstanbul'da 6 kişi gözaltına alındı. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi. Silahlar Suriye ve Kuzey Irak'tan 500 bin dolara satın alınmıştı. Ancak daha da önemlisi nerede kullanılacağıydı. Polis silahların son dönemde Sarallarla çatışan Sedat Şahin grubuna gittiği bilgisine ulaştı. Yani yakalanan küçük cephanelikle olası bir kanlı hesaplaşmanın da önüne geçilmiş oldu. Soruşturma çerçevesinde sürücü de dahil 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.